Günaydın. Avrupa'da gündem başlıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şu anda ekran başında olan ve bizi izleyen tüm seyircilerimize iyi sabahlar, iyi akşamlar. İyi geceler dileyerek programımızı açıyor sevgili seyirciler. Bugün programımızda İslam karşıtlığı temelinde sohbetlerimiz olacak. Bir. İkincisi Yeni Zelanda'daki saldırıyı tabii buna bağlı olarak konuşacağız ama yine buna bağlı olarak Avrupa'daki Türklere ve camilere yönelik, ibadet yerlerine yönelik saldırıları da gündeme getireceğiz. Konuklarımızdan birincisi Doçent Doktor Selman Öğüt, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Medipol Üniversitesi'nde. Hoş geldin Selman. Hoş bulduk. Evet, diğer iki konuğumuzu hemen tanıtacağım size. Evet, iki konuğumuzdan birini zaten çok iyi tanıyorsunuz. Eski Umut Yıldızı Derneği Başkanı, şimdi Sivil Toplum Kuruluşu oluşturucusu diyelim. Kamil Altay, hoş geldin Kamil Altay. Hoş bulduk, teşekkürler. Kamil Altay ve birlikte yanında onunla birlikte gelen yönetmen Ömer Pekyürek. Ömer Pekyürek burada fragmanını da göstermiştik. Doğru Jugendamt adlı bir dramatik film çektiler. Ne üzerine çektiler? Jugendamt'ın mağdur ettiği aileler ve hayatlarını kararttığı çocuklarla ilgili bir dram filmi çektiler. Evet, bu dram filminin Türkiye'de ve Avrupa'da vizyona girmesi konusunda çabalarını anlatacaklar. Önlerinde çok fazla engel var. Gereken yardım, destek ne yazık ki ne devlet tarafından ne de sinema sektörü tarafından verilmiyor. İşte böyle iyi niyetli girişimler ne yazık ki destek göremiyor sevgili seyirciler. Bunu belirteceğiz. Ömer Pekyürek aynı zamanda İslam karşıtlığı üzerine de öncesinde bir film çekmiş ve Almanya'da vizyona girmesi engellenmiş. Şimdi İslamofobi, İslam karşıtlığı aslında demek gerekiyor buna. Bunun üzerine konuşacağız. Ömer Pekyürek'le bunun üzerine ayrıca bir konuşmamız daha olacak. Her iki isim de bizlere çektikleri filmi ve bu çerçevede Almanya'daki malum sorunu, Jugendamt rezaletini tekrar anlatacaklar. Ömer Pekyürek, şimdi İslam karşıtlığı üzerine, İslamofobi adı neydi filmin? Tek Ümit. Tek Ümit diye. Tek Ümit. İslam karşıtlığı üzerine bir film çektin. O filmin yola çıkış amacı İslam karşıtlığıydı, doğru. Ama nasıl bir teması var? Başına neler geldi? Kısaca bir anlatır mısın lütfen? Fuat Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum bugün konunuz olduğun için. Yeni Zelanda'daki hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, sabır diliyorum. Aslında Tek Ümit adı söylediği gibi bir ümit filmidir. Hı hı. Alman medyasının tek yönelli İslam'a karşıt konularını aldım ele ama ben her zaman şunu demekte yarar görüyorum. Ben politikacı değilim. Hı hı. Ben yönetmenim. Sonuçta gerçekten filmin %80 yaşanmış öykülerden alınmış. Çünkü genelde ben sosyal içerikli olduğu filmlerle çok ilgileniyorum. Orada Müslümanlara karşı olan ben bir tepki gördüm. Bu yola, bu konu olarak yola çıktı zaten. Buradan ilham alarak yola çıktın. Evet. Evet. Şimdi o filmin bir fragmanı var değil mi arkadaşlar elimizde? Hemen onu bir yayınlayalım. Evet. Tam ekran yayınlayalım. Sesli olarak tabii. Sie sollten ganz normal so einen Bericht machen über die Salafisten. Und nicht irgendeine bescheuerte Doku über irgendwelche Moscheen. Mit dem Quatsch kann keiner was anfangen hier. Wie lange sollen wir uns das eigentlich noch in Deutschland beten lassen? Es ist Zeit, diesem Trauerspiel ein Ende zu setzen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Auf der Suche nach sich selbst. Du scheinst wohl nicht zu wissen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Die Ungläubigen haben uns auf uns abgesehen. Die wollen uns unterdrücken. Das lassen wir uns nicht bieten. Es wird vermutet, dass hinter der Zelle ein gewisser Paul Vogt steckt. Islam ist eine Religion des Friedens. In einem Land voller Vorurteile. Weißt du, was ich alles opfern müsste, um bei den Extensos mitzumachen? Oder diese Welt ist eine Lüge. Er ist ein Maulwurf, dieser Scheitan. Versuchen zwei Brüder auf unterschiedlichen Wegen. Und mein Mann ist kein Terrorist. Mach auch mal was müssen, Mann. Ihre Identität zu finden. Zurzeit stehen wir alle in den Medien ganz groß. Was soll ich noch tun, um in diesen Club reinzukommen? Ich verstehe es nicht. Wie kannst du mit solchen Leuten arbeiten? Der Einzige, der mich töten kann, ist Allah. Du weißt doch, dass sie ihre Frauen schlagen und respektlos behandeln. Hast du noch nie davon gehört? Verräter. Verräter. Jeder Mensch Verräter. Macht mal Fehler. Alles kann von heute auf morgen vorbei sein. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich dabei um einen islamistischen Terroranschlag handeln soll. Ich habe viele muslimische Freunde und Bekannte. Die sind keine Terroristen. Es war nicht leicht, im Ghetto aufzuwachsen. Heute ist Zahltag, Junge. Du hast noch etwas, was uns gehört. Wenn du keine Hoffnung mehr siehst.
Director's Cut. Mit 12,6% Evet, dramatik bir film. Çok etkileyici bir fragman, doğrusu söylemek gerekirse onu belirteyim. Şimdi birlikte çektiğiniz, Kamil Altay'la birlikte kotardığınız ve hatta finansmanı da birlikte bulduğunuz, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de destek vermediği ve Avrupa'dan da destek alamadan yaptığınız bir film. Jugendamt'ın, yani Alman Gençlik Dairesi'nin uygulamaları üzerine yaptığınız bir film. Geçici adı olarak söyleyelim, Doğru Jugendamt denilen bir film. Alman Gençlik Dairesi'nin nasıl çocukları, Türk çocuklarını ailelerinden kopardığını ve Alman ve yabancı Hristiyan ailelere verip asimile ettiğini biz yıllardır burada konuşuyoruz. Ama tabii buradaki film dram, bir ailenin nasıl parçalandığını ve aynı zamanda mahkeme süreçlerinde başlarına neler geldiğini ve Gençlik Dairesi'nin buradaki rolünü, aslında Almanya'daki yasal sınırlamaları, Almanya'da sinema sektöründe sansür var sevgili seyirciler. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Her film Türkiye'de vizyona girebiliyor. Eğer ırkçılık ve ne derler, nefret suçu işlemiyoruz. Her film de giriyor. Şimdi bu doğrultuda bir film yaptınız. Ve o filmi de izledim. Hakikaten bu işi hakikaten ön yargıyla izlediğimi kabul ediyorum. Bence bu işi iyi bilen bir yönetmensiniz. Türkiye'de sizin niteliğinizde yönetmen çok fazla sayıda yok. Bunu belirteyim. Ben çünkü sinema sektörünü çok iyi bilen, sinemayı çok iyi izleyen, çok film izleyen bir insan olarak, hani sinefil diye tanımlanan tipler vardır. Ben de onlardan biri olarak onu söyleyebilirim ki hakikaten bir sinema dili vardır. O sinema dilinde bir aksamayı gördüğüm anda ben rahatsız olurum. Yok bu. O akış çok var. Çok önemli bu bence. Bunu hakikaten çok samimi söylüyorum. Çok güzel bir film yapmışlar. Eldeki imkanlarla, yani amatör oyuncuları oynatarak sevgili seyirciler. Onun fragmanını da izleyelim. Üzerine şimdi hem Ömer Pekürek hem de Kamil Altay ile konuşacağız. Abi Allah razı için yardım ihtiyacım var. Çocuklarımı aldılar. Ne olursun yardım et. Bir Ömer Pekürek filmi. Die Lehrer auf unserer Schule beobachten den Uno schon seit längerem. Wegen seines aggressiven Verhaltens. Çocuklarını Jugendamt almış. Çocuğu görme imkanınız oldu mu? Yok. Yurttaki Türk çocukların acıları. Wir wissen, dass sie da sind. Ich habe starke Bedenken wegen der psychischen und physischen Gesundheit der Kinder. Biliyorum, dayanması çok zor bir şey ama mecbursun. Allah yardımcımız olsun. Amin. Wenn die erwachsen werden, dann werden das eh alles kriminell. Fragmanı da etkileyici. Fen filmin de büyük bir bölümünü izledim. Gerçekten etkileyici. Biraz anlatır mısınız filmi? Doğru filmi aslında umut filmi. Öyle ben diyerek başladım. Kamil Altay sağ olsun, ona da teşekkür etmek istiyorum. Kamil Altay böyle güzel bir projede yer aldığı için. Nasıl buluştunuz siz? Kamil Altay beni
Siz anlatın istiyorsanız. Nasıl buldun Kamil Altay? Fuat Bey, şimdi bu konuda gerçekten Avrupa'da çok sayılı yönetmenimiz var. Bunların genellikle birçoğu... Sayılı mı, az mı? Az. Aslan. Çok az sayılı yönetmenimiz var ve bunların birçoğu da maalesef şimdiye kadar sizlerin de gözlemlediği gibi Türkiye karşıtı yayınlara imza atan insanlar. Kimlik konusu çok ciddi bir önem taşıyor bizim için. Şimdi bir de aynı zamanda o duyguyu hissettirmek ayrıca bir değer. Ben bunları Ömer Bey'de gözlemlediğim için daha öncesinde biraz takibim oldu tabii. Bunun gıyabında bu projeyi kendisine taşıdım. Sağ olsun kendisi bizimle çalışmayı uygun gördü. Güzel bir çalışmaya imza atıldı. Gerçekten de böyle bir çalışmaya da ihtiyaç vardı. Yani bizim vatandaşlarımız maalesef bildiğiniz gibi 10 senedir yaptığımız çalışmalarda Almanya, Avrupa genelindeki toplantılarda söylemde kalabiliyor. Ama bu şekilde kalıcı bir çalışmaya imza atmayı arzu ettik. Ki Bu filmi nasıl kotardınız? Onu anlatmanı istiyorum. Ya şimdi Fuat Bey, aslında bu film çok rahat bir şekilde çekilebilirdi. Yani ben bu projeyi Avrupa fonlarına veyahut da Alman parlamentosunun sinema bölümlerine taşımış olsaydım ekonomik açıdan çok rahat ihya edici bir durumda imzamızı atardık. Ama maalesef Büyükelçiliğimizin onaylamasına rağmen, uygunlanır desteklensin demesine rağmen, ki aslında benim projem senaryoyu ben yazdım, çok sertti. Yani sert derken gerçekleri direkt anlatıyorduk. Gerçekler acı ve sert bir şekilde. Yani evet. Bunu da etkileyici bir şekilde verip reaksiyona göre biz gerekli değişiklikleri yapmayı arzu ediyorduk. Ama tabii bazı hassasiyetler var. Diplomatik bir sıkıntıya veyahut da Türk-Alman dostuna zarar vermemeyi ilke edinerek en düşük seviyede vurgulayıcı bir şekilde filmimizi yapmak zorunda kaldık. Buna rağmen Berlin Büyükelçiliğimiz uygundur yazısını yazarak Ankara'ya YTB ve aile sosyal politikalara göndermesine rağmen tek bir sent alamadık bu film için. Ki yani şu da ilginçtir. Avrupa genelinde gençlik dersi YTB konusu altında... YTB ne? Bizim Türkiye'deki Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar yani, Başkanlığı. Yani ülkemizin çocuklarının acılarını, dramını anlatan bir sinema filmine böylesine bir... Yani bu bizi üzdü. Çok da büyük sıkıntılara sebep oldu. Yani ben Avrupa genelinde bu filmin aşağı yukarı %10'u kadar bir destek alabildik. Ki onlara da teşekkür etmeyi isterim ilerleyen zamanlarda. Nereden aldınız? İş adam arkadaşlarımız. Evet. Gönüllü vatandaşlarımız. Yani ciddi somut bir destek olmadı bize. Ama buna rağmen istediğimiz mesajları vermeyi başarabildik. İki yönetmen, iki avukat arkadaşımız filmde yer aldı. Ve şu çok enteresandır Fuat Bey. Tesadüf bilirsin ne dersiniz bilmiyorum ama... Filmin içindeki özellikle Alman oyuncular dahil olmak üzere birçoğu gençlik dairesi yurdunda kalmış, koruyucu ailede kalmış insanlar. Hadi ya. Çok duygusal anlar yaşandı. Hadi ya. Çok gerçekten çok duygusal anlar yaşandı. Biz bunlara şahit olduk. Bunları yaşamak ayrı bir motivasyon. Yani arkadaşlar da yaptıklarının farkında, bilincindelerdi. Çünkü orada verilen her mesaj... Ömer Pekyüre'yi buldun ve irtibat sağladın. Daha önceden İslam Karşıtı Üzere Tek Ümit adlı filmini izlemiş miydin? Bundan haberdar tabii, mıydın? Tabii onu izledim ve ön araştırmasını yaptım zaten. Yani biz sahaya çıktığımız zaman sonuna kadar gitmeyi hedefleyen bir insanım ben. Onun için gittiğim teklifi bir kere yapmak isterim. Öncesinde araştırmamı yaptım, gözlememi yaptım. Daha sonra karşıma alıp kardeşim durum budur. Yürür müsün bu yolda? Tabii seve seve dedi. Zaten benim tarzım bu. Filmin Düsseldorf Konsolosluğu ilgilendi, aldı. İşte bazı değişiklikler yaptınız birlikte. Evet. Türkiye'ye gönderildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na. Evet. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na. Ama oradan bir destek gelmedi hiçbir şekilde. Gelmedi maalesef. Zaten desteklemiyorlar. Bu tür şeylerle çok fazla ilgilendiklerini düşünmüyorum. Ne kadar acı değil mi? Ne kadar yazık çok, yani. Çok acı. Aslında ve çok... bunların yapılması lazım. Bunların yani Aile Bakanlığı, YTB'nin yapması gereken şeyler. Evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile ateşelikleri kurdu. Ama maalesef aile ateşelikleri aslında Umut Yıldızı Derneği'nin başkanı olduğu sırada Kamil Altay'ın önerisi üzerine faaliyete geçen bir uygulama ama... Almanya'daki faaliyetlerine bakıyoruz. Çok işe yarar bir faaliyetleri yok. Öyle görünüyor galiba. Şimdi, filmde Ömer Bey, sen de zaten bunu biliyorsun. Ailenin çocuğu, dağılan ailenin çocukları. Şimdi hep bunu söylüyoruz ya. Yapılması gereken Alman devletinin, Jugendamt'ın dağılan ailenin eş olan tarafına, kadın olan tarafına çocukların bırakılması ve ona... Hem pedagojik hem de sosyal, maddi destek verilmesi. Şimdi sen o çocukları yurda alıp ya da bir başka aileye verip masraf edeceğini, ailenin onu çok seven annenin yanında kalarak masraflarının yarısından bile daha azını vererek
onun annelerinin yanında kalmasını sağlayabilirsin. Ama bunu istemiyor. Niye? Çünkü çocukları alıp asimile etmek istiyor. Alman devletinin real politikası bu. Filmde de bu çocuklar alınıyor, bir Hristiyan aileye veriliyor. Değil mi? Evet. Şimdi o filmin şimdi filmin konusunda açık etmek istemiyorum ama şimdi Hristiyan aileye veriliyor ve ne oluyor orada? Bir kısmını aktarır mısınız bize? Şimdi filmden de çok pay vermek istemiyorum. Bahsetmek istemiyorsun. Evet. Aynen. Şimdi Hristiyan ailesi çok merhametli asıllı aile. Yani biz bu filmde kişisel olarak çıktık. Yani tüm Hristiyanların böyle olmadığını tabii filmde göstermeye çalıştık. Yine orada bir karakterimiz ben bu çocuğa, biz bu çocuğa annesini çok seviyor. Kültür ve değerlerini kaybetmemesi için aileye geri veriyoruz diye bir talepte bulunuyor. Şimdi olması gereken bir rol model çıkardınız. Aynen. Ama genellikle böyle olmuyor tabii. Bunu biliyoruz. Biz kiliseye götürüyorlar genellikle çocukları. Ya ne yazık ki öylemiş. Gerçekten de ben bu konuda yani tanıdıklarım da bu konuda mağdur durumda olan zaten bu konuda haşır neşir çok değilim ben Fuat Bey. Kamil Altay'ın senaryosunu okunduktan sonra gerçekten de çok ilgilendim bu konularda ben. Onun için bir çevremdeki arkadaşlarımdan gerçekten yurtta yaşayan Türk arkadaşlarımın gerçekten de çok üzülerek söylüyorum ben bunu. Doğru dürüst Türkçe konuşamıyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Hatta kendimde bile rahatsız oluyorum bazen. Türkçe'ye hakim daha değiliz. Peki Kamil Altay'a soralım. Bu yurtlarda ve yabancı koruyucu ailelerde yaşayan Türk çocuklarını nasıl tehlikeler bekliyor? Fuat Bey, her şeyden önce zaten aileyle bağları kopuyor. Yani şu çok önemli bir detay. Aslında keşke pedagog açısından olsa da o konuda bakabilmiş olsak akademisyen gözüyle. Yani Alman kültüründe yetişen bir çocuk, sofrasında büyüyen bir çocuk bir andan koparılıyor ve bir Alman aileye veriliyor. Çok farklı bir dünya bu. Tuhaf bir seslilik duvarı. Bu seslilik duvarının arkasındaki güç ne? Bunu anlayabilmiş değil. Filmimizin desteklenmesini arzu ediyoruz. Sahip çıkılmasını arzu ediyoruz. Birçok teşekkürüm vardı ama yayından vaktimiz olmadı. Evet, onun zamanında çok teşekkür ediyorum. Evet, o şansını kaçırdık. Şimdi sevgili seyirciler, Medipol Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Selman Öğüt konuğumuzdu. Evet, Doğru Uygun Tam filminin, dram filminin vizyona girmesi için çaba sarf ediyorlar. Hem Türkiye'de hem Almanya'da. Yönetmen Ömer Pekyürek ve Kamil Altay konuğumuzdu. Avrupa'da gündemin sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Hepinize iyi hafta sonları, iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.